Şimdi biliyorsunuz tüp bebekte bizim en çok zorlandığımız grup yumurta rezervi az olan kadınlar ya da yumurta kalitesi iyi olmayan kadınlar. Ve bize en çok sorulan soru, yumurta kalitemi nasıl arttırabilirim? Yumurta sayımı arttırabilir miyim? Ya da yumurta sayımının azalmasını önleyebilir miyim? Öncelikle ne yazık ki yumurta sayısını arttıramıyoruz. Çünkü bir kadın doğduğu zaman belli bir yumurta sayısıyla doğuyor ve zamanla birlikte azalıyor. Ama azalmasını durdurabiliriz. Peki yumurtayı gençleştirebilir miyiz? Hayır, yumurtayı da gençleştiremeyiz. Sadece yaşlanmayı durdurabiliriz. Bizim bu Harvard'daki çalışma grubumuzla, ilaç geliştirme grubumuzla biz özellikle yumurta rezervi az olan, yumurta kalitesi az olan kadınlarda yumurta kalitesini arttırmaya ve yumurta rezervinin azalmasını önlemeye yönelik bir ekip oluşturduk. Ve bu ekibin içerisinde ben de vardım. Hatta ekibin geçenlerde de Harvard'da sunumunu gerçekleştirdik. Özellikle etkin dozlarda vitamin takviyelerinin birbiriyle olan etkileşimi, yumurtanın nasıl kalitesini arttırabildiği, yumurtanın yaşlanmasını durdurduğu ile ilgili şu an etkin dozları çalışıyoruz ve büyük bir de aşama kat ettik. Hatta Erciyes Üniversitesi Teknopark'ta da bu konuyla ilgili de bir yer kiraladık ve orada çalışmalarımız Teknopark bünyesinde devam etmekte. En son da geçenlerde de Harvard'daki ekibimizle birlikte Harvard Üniversitesi'nde sunum gerçekleştirdim. Gerçekleştirdiğimiz sunumda özellikle sperm kalitesini arttırmaya yönelik etkin ilaç, etkin vitamin takviyesi dozları ve yumurta kalitesini arttırmaya yönelik etkin vitamin takviyesi dozları ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın sonuçlarını da sunduk. Bunlar vitamin takviyeleri. Aslında çok fazla piyasada vitamin takviyeleri var. Ama bu vitamin takviyelerinin hangisi ne kadar etkin dozda? Bu çok önemli. Çünkü etkin olmayan dozda vitamin takviyelerinin ne yazık ki yumurta kalitesini arttırdığı gösterilmemiş. Peki yapılırken nelere dikkat edilmesi lazım? Hani misal ben geldim doktor olarak bilenlere yaptırmaları gerekiyor. Evet, kesinlikle bu hani herkesin önerebileceği şeyler değil. Mutlaka doktor tavsiyesi altında olması lazım. Ve bunun bir de Amerikan Sağlık Bakanlığı FDA dediğimiz bir onayı var. FDA diye geçiyor, FDA onayı. FDA onayı almasına dikkat etmeleri lazım. Çünkü bu vitamin takviyelerinin ya da ilaç tedavilerinin herkesin her şekilde yapmaması gerekiyor. Herhangi bir yan etkisi yok. O yan etki çalışmaları da şu an devam ediyor. Vitamin takviyesi olduğu için vitaminlerin çok fazla yan etkisi olmuyor. Sadece burada etkin dozum, yani önemli olan en önemlisi burada o. Çünkü her vitamin takviyesinde belli miktarda vitaminler bulunmakta ama etkin dozda olmadığı zaman ne yazık ki etkisini göremiyoruz. Hastalarımızda olumsuz sonuçlanıyor. Biz de üzülüyoruz. Bizim de amacımız tüp bebekte ilk seferde en kaliteli embriyoyla gebeliği yakalayabilmek. En kaliteli embriyoyla gebeliği yakalayabilmek için kaliteli yumurta ve kaliteli sperme ihtiyacımız var. Kaliteli yumurta ve kaliteli sperm için de yumurta kalitesini ve sperm kalitesini artıracak etkin dozlarda vitamin takviyeleri çok önemli. Amerikan Sağlık Bakanlığı FDA onayı almış vitamin takviyelerini mutlaka tavsiye ediyoruz.